Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Bitki Hobim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Kudüs çiçeğinin saksı değişimini yapacağız. Birlikte eski saksısından artık üretim saksısından çıkartıyorum. Bu buna yeterli olmayacaktır. Bu benim evime geldi ve 2 hafta boyunca benim evimde kaldı ve evimin havasına, atmosferine alıştı. Artık saksı değişimine uygun. Siz de bitkilerinizi aldığınız zaman eve gelir gelmez direkt değişim yapmayın. Yaklaşık bir hafta, iki hafta bekleyin. Özellikle böyle yeşil yapraklı bitkiler için. Bir iki hafta bekleyin. Evinizin havasına, atmosferine alışsın. Ondan sonra değişim yapın. Çünkü direkt değişim yaparsanız hem hava değişimi hem toprak değişimi bu sefer bitkiyi yıpratabilirsiniz. Çürütme riskiniz var, öldürme riskiniz var. O yüzden dolayı biraz beklemelisiniz. Evinizin havasına alışsın. Şimdi saksı değişimine geçiyorum. Bu saksıya yerleştireceğim. Altına birazcık ponza taşı yerleştirdim. Drenaj oluşturması için. Şimdi çıkartıp artık yeni toprağına koyacağım bu çiçeğimizi. Toprağın üzerinden aldım ama kök yapısı çok ince, kılcal köklere sahip olduğu için çok da fazla oynayıp onu yıpratmak istemiyorum. Bu kadar almanız yeterli. Artık yeni toprağına, yeni saksısına yerleştirebilirsiniz. Siz de bu şekilde çok fazla içerisinde oynamadan bu şekilde yerleştirmeniz gerekiyor. Çünkü çok fazla kalın bir kök yapısına, güçlü bir kök yapısına sahip değildir Kudüs çiçekleri. Buna göre bakımını yaparsanız daha güzel olur. Ve toprağını da süzek bir toprak seçmeniz gerekiyor. İçerisinde kum, dere kumu mutlaka koymalısınız. Ponza taşı koyarsanız güzel olur. Süzek bir toprak olsun yani. Böyle bir toprak tercih ederseniz daha güzel olur. Çünkü ince köklere sahip, kök gelişimi için hava alan bir toprak bu çiçek için çok daha önemli, çok daha mühim. Evet arkadaşlar, saksı değişimimizi tamamladık. Artık büyük bir saksı da küçük bir domates fidesi gibi gözüküyor. Çok da güzel bir görünüm var. Biberdille familyasından geliyor bu Kudüs çiçeği. Yaklaşık bir 10 yıl ömrü var. Ve iyi bakılırsa 2-3 yılda küçük bir bonsai ağacı gibi de budanırsa görünüm elde edebilirsiniz. Siz de bu şekilde saksılarınızı değişim yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.